Seren Serengil, Gülben Ergen davasında 3 gün zorlama hapis cezası alan Seren Serengil bir türlü hapse giremiyordu. Çünkü giremiyor. Çünkü karar yazılmıyor. Seren Serengil girmek için hazır. Bu işin dönüşü yok. Zaten diğer cepheden de açıklamalar var. Son duruma bir göz atalım. Yine Seren Serengil'le en yakın teması kuran Yeşim Salkım'dan da neler oldu, neler bitti canlı yayında öğreneceğiz efendim. Önce bir bakalım görüntülerimize. Türkiye Magazin tarihinde bir ilk yaşandı. Gülben Ergen'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Seren Serengil'e 3 gün zorlama hapis cezası verildi. Geçtiğimiz gün ünlü sunucunun cezaevine girmesi bekleniyordu. Program çıkışı son duygularını paylaşmış, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na doğru yola çıkmıştı. Aslında hep beraber yapmış olduğumuz, hepiniz tarafından yapılan bir haber için, benim de yaptığım bir haber için gitmek çok anlamsız ve boşu boşuna gittiğimi de biliyorum. Ama hiç önemli değil onu söyleyeyim. Çünkü vicdanım çok rahat. Tamamıyla bir ego ve bir kinin unsuru olarak gidiyorum. Ancak Seren Serengil, aile mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine giremedi. Ünlü sunucunun avukatı Ayşegül Mermer son haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Seren Serengil, geceyi Yeşim Salkım ve Yaşar İpek gibi arkadaşlarıyla geçirirken Gülben Ergen'in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım olay oldu ve paylaşımın Seren Serengil'e bir gönderme olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcı, Einstein'in kişinin susması her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur sözünü yayınladı. Sabah Seren Serengil, Laf Bende Kalmasın programına telefonla bağlandı. Ünlü sunucu, ilk olarak neden cezaevine giremediğini detaylarıyla açıkladı. Dün benim avukatım bütün gün adliyedeydi zaten. Hakim Hanım'ın yanına gitmiş. Hakim Hanım demiş ki, ben demiş bu kararı aslında yazdım. Cuma günü imzalıyordum da ama bir şey beğenmedim orada olan. O yüzden düzeltilmesini istedim kalemden. Yani oradakiler düzeltiyor herhalde. O yüzden de imzalamadım daha. Düzelteceğim bunu, ondan sonra imzalayacağım dediği için ben, çünkü biz şöyle bir şey yapacaktık. Dün bizim yani kararı imzalayacak Sakin Hanım. Sonra orada savcıya gidecekti. Tebligatı normalde mektup da gelmesini beklemeyelim dedim. Ben elden alayım bunu. Elden alınca o anda tebliğ edilmiş oluyor. O anda alıp gidebiliyorum. Evet. Aslında bizim dün yapmak istediğimiz buydu. Programımıza bağlanan Seren Serengil, Deniz Sekin'in avukatından telefon aldığını söyledi. Dün beni Deniz Sekin'in avukatı aradı. Dedi ki Gülben Hanım bunu geri alıyormuş. O yüzden ben de gereken işlemleri gelip yapabilirim dedi. Ben de böyle bir şey asla kabul etmiyorum dedim. Ama bu benim zaten kabul edip etmememle alakalı bir durum değil. Yani etmiş. Evet. Tabii ben hukuk sistemini bilmiyorum tabii. Bunlarla ilk defa yani karşı karşıya geliyorum. Avukatı Ayşegül Mermer'in karara itiraz edeceğini söylerken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğini de belirtti. Benim avukatım itiraz yapacak bunu ama bu içeriye girmemek için yapmayacak bunu. Yani haklılığımı ispat etmek istiyorum. İçeri girsem bile gireceğim zaten. Yani öyle gözüküyor. İtirazımızı gene de yapacağız. Hani bu yanlış anlaşılmasını istiyorum. Haklılığını kanıtlamak için, yani hapis yatsan bile haklılığını kanıtlamak için. Yani evet, aslında yani senin haklarına da. Evet, senin televizyonda hakaret etmediğini, küçük düşürücü cümle kullanmadığını, sadece haber verdiğini, o haberleri yorumladığını kanıtlamak için itiraz Seren, edilecek. Seren, bunun en güzel yolu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Tabii tabii, oraya da başvuracağız. Burada güzel oradan sonuç alırsın. Telefon bağlantısından kısa bir süre sonra ünlü sunucu programında annesi Nevin Teoman'ı canlı yayına bağlayan Seda Sayan'ı hayatından sildiğini açıkladı. Annem fenalaştı. Kadını canlı yayınlara falan bağlamışlar. Tabii ki yanlı yayın yapıyorlar. Bu arada benim için Seda Sayan tamamıyla hayat boyu bitmiştir. Öyle mi? Yani o kadar anormal ve o kadar korkunç bir şey ki.
Seda Sayan'dan cevap gecikmeden geldi. Ünlü şarkıcı canlı yayında "Anneni ben bağlamadım. Annen rejinin altına üstüne getirdi. Annen bağlanmak istedi. Annem bir takım isimleri ifşa edince cevap verme hakkı vermek durumundayım" dedi. Seren Serengil'in cezaevine girmemesi akıllara Gülben Ergen'in davadan vaz mı geçti sorusunu getirmişti. Ünlü şarkıcının avukatı Altın Mimir de bir magazin programına telefonla bağlanarak işin aslını anlattı ve Gülben Ergen'in kararından dönmediğini açıkladı. Kısa karardan sonra bir gerekçeli karar yazılır. Bu gerekçeli kararın da yazılması mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişir. Ama bir zaman aynı gün, hatta ertesi gün falan yazılmaz. Yani minimum bir ay, bir buçuk ay sürer. Gülben Hanım bana gönderiyor çıkan haberleri. Ben kendim takip edemiyorum. Orada yani işte dün mesela şikayetini geri aldığı, işte Seren Hanım'ın avukatının da buna rıza göstermediği gibi, böyle gerçekten zor bir hayatınız var, zor bir dünyanız var. Yani magazin dünyası, ünlülerin dünyası hakikaten çok zor. Allah sizlere sabır ve kolaylık versin. Hepimize şikayeti geri alma durumu yok yani aldığınız bu şekilde. Hayır hayır, yok tabii ki. Evet, Seren Serengil ve Gülben Ergen cephesinde olanlar özetle böyleydi. Peki son durumu senden öğrenelim. Nedir durum? Seren'le konuştun mu? Yeşim'e bağlanıyorum. Ankara'dan bildiriyorum. Olay yerinden bildiriyor. Dün konuştum ben Seren'le. İşte programa gitti. Programda da hatta şey demiş, ben seyredemedim ama işte saçları gerçekten dökülüyor. Üzüntüden olur bazen öyle. Hepimize olur. Olan şeylerdir. Bu normal bunlar. Yani egzama olursun, saçın dökülür, belin bükülür, her şey olur yani. Sonuçta kolay bir durum değil. Sıkıntılı şeyler bunlar. Hakime Hanım'a gitmiş avukatı. Avukat hanım içeri girmiş tekrar. Hakime Hanım demiş ki ben bunu bir yer var, orayı düzelttiriyorum. Ayrıca daha bir buçuk ayda zamanım var. İstersen bu bir buçuk ay zamanında ben bunu imzalarım. Şimdi tabii burada şu var. Hukukçular tabii çok daha iyi biliyordur. Seren'in olayından çıkmayalım. Şöyle bakalım. Bir şey netlendiğinde altına imzanı atarsın ki bir an önce harekete geçsin ki o dosya önünden kalksın. Başka dosyalarla ilgilenmeye başla, değil mi? Böyledir. Bizim için de geçerlidir. Doğal olarak. Şimdi bunu uzatıyor olması, oradaki bir tane bir şeyin neyin düzeleceğini, belki kalemde bir yanlışlık olmuş olabilir ama cumadan beri bugün çarşamba, kalem ne kadar büyük yanlışlık yapmış olabilir de burada bu düzeltilemiyor. Bunları uzatıldığını mı düşünüyorsun? Siz ne düşünüyorsunuz yani mesela? Öyle hissettiriyor yani bu durum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunu hani yani sokaktaki... Birisi buna bu kadar hazır bir karar verildi. Bu kararın çerçevesinde gidilip buna yatmaya bu kadar hazırken bunun bu kadar uzaması. Yani Seren konusunda da şurada bir şey var. Sana avukatın net olarak evet bugün buraya gidiyoruz demeden kendi kendine. Orada hani onu öyle. Yapması... Ama şimdi bak. Biz hepimiz hukuku bilmek zorunda değiliz. Tabii. Bilmiyoruz. O kadar çok yasa, kanun, o var, bu var. Hepsi bir yerlere dayanıyor. Sadece önemli olan burada harekete geçildiğinde, madem ki bir harekete geçildi, şimdi burada toplumsal bir ayaklanma var bu kanuna karşı. Farkında evet. mısınız aslında? Herkes 7'den 70'e herkes, dün sen söyledin ana haberde bir hukukçu bağlandı evet. dedin. Şimdi ben ana burada, haberlere kadar dün konuydu, bu sadece magazinlerin konusu değil. Evet. Şu anda herkesin tek ağız söylediği şey ne? Bu kadar konuşulan, bu kadar işte sapığın, tecavüzcünün, hayvanın hani katledin dışarıdayken. Boş ver onları bırak hani, tamam onu yapmıyorlar. Herkesin tek söylemi. Cezanın çıkmasında da değilim. O yüzden ana habere kadar geldi bu konu. Ben cezanın çıkmasında da değilim. Ceza da çıkabilir. Yani sana bana ayrı davranacak hali yok hukukun. Hı hı. Tabii ki çıkabilir ama. Şimdi mesela dönelim meclise. Mecliste herkes çıkıp konuşuyor ya. Sen çıkıyorsun, fikrini söylüyorsun, ben çıkıyorum, fikrimi söylüyorum. Evet. Bazen kavgalar, gürültüler de oluyor. O zaman herkes orada birbirine uzaklaştırma tabii. kararı çıkarsın, kimse de konuşamasın. Mesela, nasıl olacak bu iş? Şimdi meclis son, konusunda bilmiyorum ama mecliste... Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan arasındaki konuşmalar, sen benim hakkımda konuşamazsın diyor mu? Kürsü dokunulmazlığı var tabii, tabii de. Dışarıda. Dışarıda konuşuyorlar. Dışarıda ama ne yapacağız? Bütün mesele şu. Çok haklısın. Meclisten de öte. Yani hayatım şunu anlatmaya çalışıyorum. Hepimiz birbirimize bunu çıkartabilecek durumda yeşim, mıyız? Aynen öyle. Aynen öyle. Bu biz olmaz. Burada programın heyecanıyla birbirimize sen bilmiyorsun, sen bu konuda konuşamazsın bilmem ne diye laf söylesek, evet. sen buradan kalksan, savcılığa gitsek yarın bu masada birlikte oturamayacağız anlamına geliyor. Şimdi ben bunu şöyle öğrendim. Uzaklaştırma kararının bana hep doğru gelen şuydu. Benimle ilgili konuşulmasını istemediğim zaman
topluca bir basın yasağı çıkartabildiğimi avukatımdan basın değil de öğrendim. Yayın yasağı. Yayın onu da yasağı, düzeltelim. Pardon. Yayın Gündeş, yasağı. Basın değil ama birebir yapmış evet. Yayınlama. Evet. Yani yakın zamanda Ebru Gündeş yaptı. Bir ünlü bir şirketin yönetim kurulu başkanının boşanma davasıyla ilgili mahkemeden evet. alınmış yayın yasağı var. Biz o boşanma davasıyla ilgili şu anda yayın yapamıyoruz. Evet. Çok gelir böyle. Yasak nereye kadar? Boşanma yani mahkeme aşaması sonuçlanana kadar. Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın yaşadığı gibi. Evet. Değil mi? Boşandılar. Bitti ve şimdi bak taraflarla ilgili birileri bir şeyler konuşuyor. O da gene de usturuplu konuşuyor. Tabii. Bu arada yayın yasağı şunu da kapsar. Eğer yayın yasağını aldıran kişi ya da konu olan kişi kendisi bilerek ve isteyerek basına konuşuyorsa o yasak kapsamında tabii. değil. Evet. Değil. Şimdi değil. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Geçtim Serin'in hapsini, geçtim bana çıkan uzaklaştırma, ona çıkan ki ben de çıkarttırdım. Bak ne kadar kolay olduğunu görün diye. Evet. Çünkü hep önce bana çıkardılar. Ben hiç bu konuda öncelik vermedim. Böyle bir bilgim de yoktu. Hı-hı. Bana çıkınca ben de avukatımla konuştum. Buyurun bak çıkıyormuş dedim. Yani bu marifet değil. Evet. Bakın hukukçulara söylüyorum. Bütün hepsine söylüyorum. Önemli olan benim avukatımın da söylediği avukat, iki tane avukatla çalışıyorum. Diyor ki eğer seninle ilgili konuşulmasını istemiyorsan basın yasağı için başvuracağız. Çıkartmak çok zordur. Çıkartırsak da kimse konuşamayacak bu konuyla ilgili. Peki şimdi dönelim. Bu olaylar ilk başladığında Eylül ayına dönelim. Eylül-Ekim ayı. Niçin karşımızdaki insanın avukatı bir basın yasağı çıkartmadı? Basın yasağı çıksaydı biz bunları ya da herhangi birileri konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz canım? Bize zaman zaman rejideki arkadaşlarımız, arkadaşlar bu konuda yayın yasağı var lütfen. Çok özür dilerim. Yani yayın yasağı siz bunca, şimdi ben ilk kez böyle bir program yaptığım için bilmiyorum. Hı hı. Ama ben kadın programı yaparken de kulağıma rejiden şunu söylemeyelim. Rütük cezamız var. Bunda dikkat edelim. Rütük buna elbette yayın yasağı var çünkü. Şimdi, bu kadar. Ben bilmediğim için size soruyorum. Siz programcı ve... Ben biliyorum. Şimdi neden çıkmadı bu? Mehmet bu çünkü neden çıkmadı? Kendisi istemedi, kendisi istedi, çıkardı. Bana bunu bir... Demek ki onun da söyleyecekleri vardı. İşte onu... Ben avukat bana bağlansa, yani karşı tarafın atıyorum Altın Mimir, bizim programımıza lütfen bir bağlansın o zaman. Bak her yere bağlanıyor. Onu çıkarmak kolay mı? Bakın geçen gün... Bunu çıkarmanın da kolay olmamasının yanı sıra... Demin söylediğin çok önemli bir şey var. Dedin ki kişi eğer konuşursa hemen dedi bu kalkar. Tabii ki. Şimdi hayır. Ebru Gündeş'te ne oldu? Asla konuşmadı. Ama bitti. Burada demek ki diğer tarafında yani bahsettiğimiz Gülben Ergen'in de söylemek istediği bazı şeyler vardı ve o söylemek istediklerini söylemek istediği arkadaşlar, için çıkartmadı söylemedi belki. Ki. Gülben bir şey Ergen söylemedi. Bir şey söylemedi diyor. Ne Gülben söyledi? Ergen. Nasıl söylemiyor ya? Yani bir sizce... dakika işte onu söyleyeceğim. Gülben Ergen paylaşımda bulunmuş. Ama aleni söylemiyor. Bak biz de paylaşımlar yapıyoruz. Tamam da. Ama aleni konuşmuyor tamam da, ki. Bu etik mi? Şimdi Gülben Ergen ben paylaşım yapıyor. Hiç konuşmuyorum. Susmak, susmak devrimdir. Yok konuşmuyor olmam aptalları ciddiye almamam anlamına gelir gibi. Einstein'ın, Özdemir Asaf'ın, şunun bunun o İngilizceden laflarını paylaşıyor. Sizin söyleyecek iki cümlenizi ben konuşmuyorum diyor. Paylaşıma bakın. İnsanların oynadığı oyunlar. Efendim elini kitabın üzerine koymuş. Ama bu sefer tırnaklarını hoca sürmüş iyi olmuş. Geçen gün koyduğu yazıda evet. tırnağın içindeki kirlere kadar gördük. Bu konuda da hani evet. her şeyden önce din falan paylaşıyor, özlü sözler paylaşıyor. Temizlik de dinin en önemli esaslarından bir tanesi. Ben onu görmedim. Neyse. Onu da not olarak Nazım Hikmet Randan yani. Paylaşmış. Gülümsemek adaleti bozuk düzene sessiz bir küfürdür. Gülümseyin Nazım Hikmet. Kişinin susması her zaman söyleyenini onayladığı anlamına gelmez. Bazen canı aptallarla tartışmak istemiyordur. Adam haklı diye üzerine not düşmüş. Esas bence buradaki evet onlar birebir ama esas Twitter'da paylaştıkları çok manidar. Çünkü birileri yazıyor. O birilerinin yazdığının altına kendisi baya baya eğlenerek yorumlar yapıyor. Bence bunları oku. Biri yazmış Gülben Ergen'i sevmiyorum diyeceğim. De beni hapse attırmasından korkuyorum. Arkasına Gülben Ergen cevap yazmış. Sevmemek serbest, saygı yeterli. Biri yazmış. Onca yapılana rağmen kalitesi bir gram eksilmeyen kadın helal olsun. Gülben Ergen hemen cevap vermiş. Selam olsun Fatsa'ya. Biri yazmış. Ortalığı mikser gibi karıştır. Sonra mazlum ayağına yat. Suç işledin. Suç bile bile isteye isteye hapis yatmayı göze alarak konuştun. Sonucuna katlanacaksın demiş. O da mikser mi diye bir gülücük koymuş cevap olarak. Şimdi, arkasından işte yazmış. Yani Gülben Ergen konuşmuyor var. Diyorsun da.
Yormayın kendinizi, anlamazlar diyor. Daha önce olaylar var, daha önemli olaylar var. Boş verin diyor. Ondan sonra sevmemek serbest, sevgi, saygı yeterli. Yani herkese cevap veriyorsun. Yani burada nerede konuşmamak? Şöyle. O zaman konuşacak cümlen yok. Hayatım, insanları tatmin edici cevap vermek başka bir şey. Arkadan dolaşıp kafa karıştırıcı cevaplar. Şimdi ben bunları da geçeyim. Tek bunlar başına orduymuş. Gerçekten. Öyle diyor. Şimdi hadi öyle olsun. Bunları hepimiz zamanla göreceğiz. Yahu niye geçelim, bir dakika. Sen burada kelle koltukta açık açık, arkadaş ben karnımdan konuşan bir kadın değilim. Biriyle bir problemim, evet, bir davam varsa suratına karşı çatır çatır söylerim. Cezam da varsa gider aslanlar gibi yatarım demiyor musun Yeşimciğim? Diyorum. Ama bir dakika, o zaman ben de şöyle söyleyeyim sana, kimse kusura bakmasın. Düşmanın da cesaretlisi. Ay, anladın mı? Çok önemli bir düşmanın not, da cesaretlisi not verebilir miyim? Bakın şöyle birisi bir şey yazıyor. Diyor ki aa, bu arada şey nerede ya, Erhan Çelik? Bunlar Daltonlar gibi değiller miydi? Seren, Yeşim, Erhan falan. Hiçbir zaman değildik. Bak, pardon. Hiçbir zaman. Ayrıca Seren bas konuşmadı mı, ben gerekirse hapiste yatarım, ille de gerçekleri söylerim diye. Şimdi demek ki yatsın o zaman. Bu demagoji neden dedi ve Gülben Ergen şöyle bir cevap verdi. Yurdum insanın hafızası yüreğinde. Evet. Şimdi bak canım. Ben... bir kere bu saydığı Seren ya da Erhan ya da herhangi bir güruhun içine asla ve asla konulabilecek bir kadın değilim. Ne yetiştirilme tarzım, ne aile kültürüm, ne de aldığım edep ve ahlak bunu gerektiriyor. Ben hayatım boyunca en çıldırdığım nokta bir telefonla televizyon bağlantısıydı. Evet. Ertesi günde gittim, o zaman Nihat rica etmişti. Nihat'ın programında neden o kadar delirdiğimi, çünkü anlatabileceğim bir mecra yoktu. Sosyal medyayı da tercih etmedim. Evet. Ama sosyal medyaya bir tane şey koydum. Ve direkt de Gülben'in ismini de yazmıştım oraya. Biz bundan sonra davalık olduk. Uzaklaştırma kararları çıktı. Ben sustum. Ben hiçbir şey konuşmadım. Sadece önüme gelen şeylerle ilgili kimseyi rencide etmeden yorum yapmaya çalıştım. Çünkü benim davam, herkes soruyor, henüz daha açılmadı mahkemede. Şimdi buna bir kere hiç katılmıyorum. İnsanları buraya getirmesi, o insanların, herkesin davası farklı. Erhan Çelik'in davası başka. Bir mi bizle? Hayır, değil. Beni nasıl katabilirsin ki sen onun içine? Ha, bütün olaylar toplanarak bir yerlere gelmişse o zaman alırsın bir basın yasağı. Hiç kimse konuşamaz. Hı-hı. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Neden 4,5 aydır Altın Mimir avukatı olarak, vekilini, Gülben Ergen'in vekili olarak niçin bir basın yasağı almıyor? Bunu bir sorgular mısınız lütfen? Ekran başındakiler de sorgulasın. Bu çok kolay. Demin yarıda kaldı. Kolay değil almak. Bir dakika, hayır. Şimdi geçenlerde Acun Ilıcalı ile laf söyleyen birine Acun Ilıcalı da şey yapıyor. Ama ciğer söken avukatmış, mahkeme, öyle diyorlar ya. Mahkeme şu kararı veriyor. Toplumun önünde olan biri olarak eleştirinin ötesine geçen bazı sözlere de katlanmak zorundasın. Ünlüysen. Bitti. O zaman direkt şahıslara mı yöneleceksin? Bunlar, peki şahıslara. O kolay. Çünkü diyor ki şimdi beni tehdit ediyor. Şu soruyu mesela bir gazeteci olarak birisi sorsa, Erhan Çelik, işte Yeşim Salkım, Seren Serengil, Daltonlar gibiydi. Hani şimdi ne oldu, bölündüler falan dese bir cümle konuşmaz ya. Bir muhabir eline böyle mikrofonu alsa Gülben Ergen'e, bunu cümle konuşmaz. Burada bayağı diyor ki yurdum insanın hafızası yüreğinde diyor. Allah'a çok şükür yani, Erhan Çelik'le yan yana yani gelecek kadar olmadım. Aklım da yerinde, dimağım da yerinde bu konuda. Herkesin birbiriyle olan hesabı, kitabı, geçmişe dayalı olan mevzuları kendini bağlar. Bir kere beni oraya koyamazlar. Onların bile zaten bir ceza davası var, yürüyor. O başka. Evet. Erhan Çelik gitmiştir kadının evine. Girmiştir, kartlar bırakmıştır, bilmem ne, bunun arabasını ne kadar, ve bunun ne kadar gereksiz olduğunu bizzat ben söyledim. Evet. Beni hiç bunlar, onlar ailevi herkes meseleleri. Herkes yaşadıklarından sorumlu. Şimdi bir aile mahkemesi nasıl oluyor da beni hiçbir kan bağım olmayan bir kadından ya da bir adamdan uzaklaştırıyor? Ben bunu anlamaya çalışıyorum.
Yani ne yapabilirim, nasıl bir şiddet gösterebilirim ki ona ya da çocuklarına ya da herhangi X birine atıyorum ya da işte Seda Sayan da çıkarttırdı, ona zarar verebilirim. Bu şimdi ekranda konuşmaman son, için yapılan bir şey. Ben de diyorum ki Seren'le aynı yerdelerdi biliyorsun. Hatta bayağı konusu oldu. Yok bana omuz attı dedi. Yok o dedi bana omuz attı falan. Yandan geçtiler, gülüştüler falan, öyle sahneler var ya. Ben niye Şenol gitmedim o geceye? Aynen. Neden gitmedin? Sen de davetliydin. Ben de davetliydim. Ve orada sen tabii ki gitmeden önce kimin nerede olduğunu bildiğin için, geleceğini de bildiğin için gitmedin. Arkadaş. Bu da bir tercih. Şimdi ama diyorum Seren ya, gitti. O bak, da onun tercihi. Benim uslubum, benim olaylara bakışım, benim mücadelem diğerlerinden çok farklı. Yani lütfen elmalarla armutlar karıştırılmasın. Ben bile bile Kenan Erçetin Gözün Gecesi'ne gidebilirdim. Seren de gitti, Gülben de. Ben hep herkesin orada olacağını biliyordum. O yüzden gidemedim. Zaten anneannemin yedisiydi. Mevlüdümüz vardı. Kenan'ı da aradım, dedim ki lütfen kusura bakma. Bak şimdi gecesine gideceğim. Tabii. Ha, orada çünkü da çok yeniydi, çok sıcaktı. Çok sıcaktı, çok yeniydi. Bir de şunu da istemiyorum. Neden o buz gibi ortamın içerisinde bütün gözler bize dönsün? Çok doğru. Neden böyle bir şey yaşayayım ben? Çok zaten doğru. Bütün bunları yaşıyoruz. Senin davranışını da çok doğru bulmadım açıkçası. Yani orada hani böyle onunla dal geçer gibi ha ha diye falan. O hallerde çok ben görmedim dedi, sonra gördüm dedi. Orada da bir kafası karışıktı. Ya bak kişilerin hani o, davranışları kendilerini işte, bağlıyor Elifciğim. Buradaki evet. Konuda da bu. Belki bu hakimin buna imza atmamasının sebebi, bunun uzatılmasının sebebi, birazcık bu işi şov gibi gösterilmeye çalıştığını da göstermeye çalışıyor olabilir şu an Gülben Ergen. Ben şöyle çünkü söyleyeyim. Uzadıkça sıkıntı. Ama bunda hayır, Gülben'in bunda bir suçu yok. Bak Gülben'in şu anda yapabileceği hiçbir şey yok. Tabii ki yok. Hayır, çünkü Gülben Asım Memir açıklama yaptı. Evet, avukatına yani, vermiş. Evet. Bu dedi şey yapılacak, geri alınacak gibi konuşmalar var. Bizim böyle bir açıklamamız yok dedi. Şimdi bak açıklama yok ama Seren diyor ki Deniz Seki işte dün de Deniz'e dedim ya sen bu olaylara karışma. Hı hı. Girme çünkü üçüncü şahıs araya girdiği tabii zaman her şey karışır. Senin avukatı bizim bırak böyle bir çalışmamız yok diyor. Yani, sana ne oluyor? Kendi bak avukatı çıkıyor, bağlanıyor, konuşuyor. Kendi avukatı onun bilir ne yapacağını. Hı hı. Ben sadece o avukat hanıma şunu sormak istiyorum. Niçin? Ve niçin? 5M 1K. Buyurun bize de bağlanın. Her yere bağlanıyorsunuz Altın Hanım. Bize de bağlanın. Neden basın yasağı almak yerine bu yola gittiniz? Merak ediyorum ben. Hı hı. Çünkü basın yasağı alınsaydı şu anda hiç kimse gık diyemiyordu bu konularla ilgili. E şimdi konuşulmamaksa istek Mehmet, konuşulmamaksa tercih, bu yola gitmek gerekiyor. Yani akıl vermek gibi olmasın da ama böyledir bu işler. Çok özür dilerim, bir şeye yani, bakacağım. Boşanma aşamasında öyle bir yasak alındı mı diye. Yani bunu almak bence çok daha akıllı ve mantıklı, hı hı, ve daha az zarar görür herkes. Bu işin peki şu anda uzuyor olmuş olması. Hani uzuyor hep işte. Hep bir bahsettiğimiz şöyle bir kahraman olma durumu vardı ya, herkes bunu Seren'e çok bağdaştırdı. Dediler ki bu durumda hani yaşanmış olduğu bu durumu hiç kimse onaylamıyor. Herkesin, hı-hı, tek camiadaki ve halkta sokaktan çevirdiğin insana da sorsan ne demek hapis yatmak ya, böyle bir ceza mı olur diyor. Şimdi böyle bir durumda bu işin uzuyor olmuş olması tabii çok konuşuluyor, olduktan sonra da insanlara da bir itiraf geliyor, diyor ki yeter ya öf. Çünkü neden şiştim biliyor musun? Konuyla hani, hiç alakası olmayan hani bu insan. Bu uzaklaştırıyor mu biraz olaydan? Elifciğim. Konuyla hiç alakası olmayan insanlar da dahil oldu. Farkında mısınız? Evet. O yüzden herkes konuşuyor. İnsanlara ikrah geldi. Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Yayın yasağı aldırmanın ne kadar zor olduğuyla ilgili olarak. Hı. Gülben Ergen 2017 Ekim'de Tolga Dules ile ilgili haberlerinin kaldırılması için, yani sitelerden, hı hı, kaldırılması için, hı hı, mahkemeye başvurmuş. Hı hı. Ve henüz o mahkeme bir karar vermemiş. Bak. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bitiyor. 4 ay. O kolay değil o kararın alınması. Anladım. Onun için söylüyorum. Hı. Ama kendi hakkında konuşanlara yasak kararını bir günde aldırıyor kişisel olarak. Valla Ebru Gündeş, evet. Ebru Gündeş çok kolay aldırdı. Nasıl? Demek of, ki. Ama ne konuşuluyordu? Ama şimdi tamam da bir aynı ay. Aynı bunun gibiydi ay, ama. Bir ay konuşuldu. Buna benzerdi. Ebru'nun demek ki benim hukuk bürom kendileri. Buradan da bir kere daha teşekkür ediyorum. Çünkü çok dikkatli ve güzel çalışıyorlar. İstendiği zaman bu karar çıkabiliyor. Hayatım sen Ebru Gündeş'in şimdi bir kelime ettiğini duydun mu? Hayatım işte. İmalı da olsa, birinin mesajına cevap da olsa. Şimdi iki tarafı da birbirinden de çok farklı. Tabii ama şimdi. Bak Gülben Ergen konuşmuyorum. Boş ver ama konuşuyor. Tabii mukayese etmeyelim. Konuşuyor. Ben işin başka boyutundayım. Hiç oralara gene girme lütfen.
Benim derdim şu. Diyorum ki madem öyle konuşulmasını istemiyorsan gidersin basın yasağı dersin. Bunda da eğer sakıncalı bir şey varsa zaten basın yasağını hakimler veriyor. Çıkartır ve veriyor. Ben işin başka bir boyutundayım. Bu verilmediğine göre burada başka bir şey var. Bir de o kadar çok dışarıdan insan konuşuyor ki. Çok özür dilerim. Herkes bir şey söylüyor. Ece Erken şimdi canlı yayında açıklamış. Seren Serengil hastaneye kaldırıldı diye. Rejideki arkadaşlarım beni uyardı. Detaylar henüz elimizde yok ama geldikçe aktaracağız. Seren Serengil hastaneye kaldırılmış. Herhalde sinirleri yıprandı. Evet, tansiyonu çok yükseliyordu. Tansiyonu çıkmış olabilir. O da ırsi bir şey onlarda sanıyorum. Evet, annede de var. Onu da bindirelim. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş acil olsun. Şifalar dileyelim. Çok stresli günler yaşıyor. Umarım. Tabii çok bak ciddi girseydi bir şey bu kadar daha zedelenmeyecekti biliyor musun? Yani şu an bunun uzuyor olmuş olması onu çok daha fazla yıpratıyor. Yani bu işin uzuyor olması hiç kimseye yarayan bir durum değil. Şimdi bir 10 dakikaya kadar bu konuyla ilgili sıcak gelişmeleri arkadaşlarım bana aktaracak. Biz de buradan biz size de zaten aktaracağız. Gideriz buradan çıkışta hastaneye giderim ben neredeyse. Öğreneceğiz bütün gelişmeleri neler oluyor neler bitiyor. Bu arada ya işte bu böyle ya bu konu uzar. Uzayacak evet, ama. Uzar da bak uzar. Bir yayın yasayla ilgili daha karar söyleyeyim sana. Bunun ne kadar zor olduğuyla ilgili. Zamanında 2012 yılında TNT televizyonu, şimdi kapandığı için söylüyorum. TNT televizyonunda yayınlanan bir programda Gülben Ergen'in bir telefon konuşması konu edilmiş. Ve bu telefon konuşmasının o program dahil hiçbir kanalda yayınlanmaması için dava açmış Gülben Ergen. Karar şu, diyor ki kararda. Kiminle telefon konuşması peki? Bilmiyorum. Telefon çok yazısı, ayrıntısı, telefon vardı ya o şey vardı. Davacının sevgilisiyle görüştüğü öne sürüldü diyor. Erol Köse davalı diyor vesaire. Şey o ya bu şah damarım olayı. Evet. Sonuç olarak mahkeme diyor ki kısmen kabul ediyoruz. Bu konu TNT televizyonunda yayınların durdurulabilir. Erol Köse'nin de Twitter hesabından davacı ile ilgili söz ve beyan açıklamalarda bulunmasın diyor. Ama davacının üçüncü kişi durumundaki yayın kuruluşları ilgili taleplerini reddine diyor. Yani ben konuşabiliyorum. Erol Köse'ye çıkmış Erol o zaman. Erol Köse'ye ve o programa. O yayın yasağını aldırmak öyle kolay değil. Onu söylemeye çalışıyorum. İşte sana. Şimdi ne güzel söyledin. Ben de işte bunu seyircilerimiz duysun istedim ki aslında bir yapılan yanlış var ise yayın yasağıyla bunu halledebiliyorsunuz. Şimdi siz sorgulayın bakalım. Bu yayın yasağını bu hakimler niçin vermiyor? Ama zaten komik olmayacak. Sen